vurgulayayım diyor. Bunu herkes anlasın artık yani. Evet. Sayın Günaydın, seçimlere artık günler kaldı. Bugün çarşamba, pazar günü sandığa gidilecek. Evet. Nasıl görüyorsunuz seçim yasaklarına takılmadan? Seçim yasakları meselesiyle ilişkin önce bir şey söyleyeyim izninizle. Bize Numan Kurtulmuş başlıklı bir yazı gönderildi. Grup başkan vekil olarak bana geldi. Diyor ki mecliste kullanmakta olduğunuz aracı diyor 21 Mart'tan itibaren seçim faaliyetlerinde kullanmamanızı hatırlatırız diyor. Bu önemli. Evet. Şimdi yeni mi oluyor bu? Bir 10 gün falan önce yazıyı gönderdiler. Ben arabayı tümüyle teslim ettim. Bırakın seçim faaliyetlerinde kullanmamayı, tümüyle teslim ettim. Numan Bey'in yazısı bence son derece doğru bir yazı. Evet. Değil mi? Kamu kaynaklarını kullanmamalıyız. Evet. Peki soru şu kadar basittir. Recep Tayyip Erdoğan her gün bir ya da iki yerde miting yapıyor. Devletin uçağıyla geliyor, helikopteriyle geliyor. Cumhurbaşkanlığı otobüsünü AKP mitingleri için kullanıyor. Yüzlerce binek aracı, yüzlerce koruma araç, binlerce koruma. Peki bize geçerli olan bu seçim yasağı neden acaba Cumhurbaşkanı'na geçerli olmuyor, bakanlara geçerli olmuyor? Evet. 17 bakan İstanbul'da bizim gibi bakanlık araçlarını bırakarak ve araç kiralayarak, kiraları da ceplerinden ödeyerek mi siyasi faaliyet yapıyorlar? Yoksa kamu kaynaklarını kullanmaya devam mı ediyorlar? Yani açıkça öyle bir parti devleti görünümüne girmiş ki memleket, seçim yasağı muhalifler için geçerli, iktidar için geçerli değil. Dolayısıyla bunu böyle bir hani ortaya koyalım. Ama bütün bunlara rağmen elbette biz kurallara uygun davranma konusunda, adalete uygun davranma konusunda duyarlı olacağız. Eğer o kanun bir gün adaletle çelişir ise onun da gerekçesini belirterek uymama konusunda tereddüt etmem. Geçmişte yapmıştım bunu. Bugün de yaparım. Bir hukukçu böyle davranabilir mi diyebilirler. İç hukuk evrensel hukuka uygun olur ise o evet. Hukuktur. Ya değilse hani parlamentodan çıkan her şey meşrudur anlamına da gelmez. Evet. Bunu da açıkça ifade edelim. Gelelim sorunuza. Vallahi gördüğüm şudur benim. Türkiye'de aşağı yukarı her 20-25 yılda siyasette bir altüst oluş olur. Her 20-25 yılda. Yani kabaca söyleyelim 1946'da 50'de bu olmuştur. Arkasından 70'li yıllarda olmuştur değil mi? Rahmetli Ecevit'le beraber. Sonra 80'li yılların başında askeri cuntanın, darbecilerin bütün varlıklarına, çabalarına rağmen Özal ve SHP'nin İnönü'nün o süreci yırtmasını hep beraber hatırlıyoruz. Sonra 99-2002 o kriz süreçleri ve depremler sonrasında AKP'nin gelişini hatırlıyoruz. Bence Türkiye şu anda bir siyasi altüst oluşu yaşıyor. Bunu şöyle ifade edebiliriz. Eskiden %50'lerin üzerinde oylar almakla övünen AKP'nin hızla oy kaybettiği görülüyor. Bunu söyleyelim. AKP'nin bir başka özelliği şuydu, belki de sırrı buradaydı. Kendisine muhalif olan her şeyi içine alabilmişti. Ben şimdi bazı isimler sayacağım size, garipseyeceksiniz. Evet. Numan Kurtulmuş bir zamanlar bir partinin genel başkanıydı, hatırlıyorsunuz evet. Değil neler mi? Diyordu. Ve neler diyordu değil mi? Karun gibi geldiniz, Harun gibi geldiniz, Karun gibi zengin oldunuz diyordu. Evet, Harun gibi geldiniz, yolsuzlukla Karun oldunuz diyordu. Yolsuzlukla suçladı, hırsızlıkla suçladı, neler demedi evet. Yani. Evet. Sonra hatırlayınız bir Erkan Mumcu vardı, öyle değil evet. mi? Bir Mehmet Ağar vardı. Evet. İkisi arasında bazı görüşmeler falan yapılıyordu. Birlikte %10'u aşacaklardı falan. Sonra birdenbire ortadan kayboldular. Evet. Partileri de kalmadı, kendileri de kalmadı. Çok sayıda böyle örnekler verilebilir. Yani kendisine, Süleyman Soylu var. Süleyman Soylu, evet. Demokrat Parti'nin değil mi? Genel başkanıydı. Atıyordu, tutuyordu. Neler söylüyordu? Otobüslerin üzerinden neler söylüyordu? Bu örnekleri çoğaltmak mümkün. Artık şöyle bir durum var AKP için. AKP kendini konsolide edemeyen bir siyasal parti haline geldi. Yeniden refaha dönüyor bir şeyler söylüyor. Deme dönüyor bir şeyler söylüyor. Hatta dönüyor hey kadın kollarımız, gençlik kollarımız falan diyor. Çünkü biz alanda çalışan bir AKP örgütü göremiyoruz. Daha önemlisi milletvekillerini göremiyoruz. Bakanlar da ne zaman miting alanına çıktılarsa bak buradan mikrofonu atar çıkar giderim falan filan gibi
kendisine yönelen sözlere tahammül edemeyen tavırlar sergiliyorlar. Peki bunun karşılığında ne var? Cumhuriyet Halk Partisi dünyanın en köklü siyasal partilerinden bir tanesi. Bir çıkış trendinin varlığını görüyoruz. Ancak hep ifade ettiğimi bir kere daha söyleyeyim. Yerel seçimler oy oranları üzerinden bir başarı başarısızlık hikayesi yazmazlar. Kimse aldığınız toplam oy oranına bakmaz. Hangi belediyeleri kazandınız, hangi belediyeleri kaybettiniz diye bakarlar. Evet. Dolayısıyla ben Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu süreçten başarıyla çıkacağını düşünüyorum, inanıyorum buna. Buna ilişkin elimde veriler de var, saha gözlemleri de var, bunu da ifade edeyim. Ayrıca kendisini küçük büyük parti olarak konsolide eden ve varlığını sürdürmekte inatçı bir kararlılık gösteren partilerin de varlığı var. Yeniden Refah'ın bazı seçim bölgelerinde yükseldiğini, evet, ve AKP'nin tüm taleplerine ve hatta talep aşan tutumlarına rağmen kendini seçim sürecinde var etmeye devam ettiğini görüyoruz. Benzer bir durum Zafer Partisi için söz konusu. Zafer Partisi de alanda var. Evet. Tabii geçmişte daha önemli yer tutmasına rağmen gerileyen siyasal partiler de var. Yani ben İYİ Parti'nin önemli ölçüde gerilediğini sahada görebiliyorum. Milliyetçi Hareket Partisi ilginç bir siyasal parti. Yani alanda bir siyasi faaliyetini görmüyorsunuz ama kendini var etmeye devam ediyor. Onlar onu ideolojilerine falan bağlarlar. Ancak son dönemde AKP'nin söylemleriyle seçim sonrasında Cumhur İttifakı'nın, yani AKP-MHP işbirliğinin yeniden gözden geçirileceğine ilişkin bazı düşünceleri alıyorum. Bu kadar değerlendirmeden sonra aslında asıl söylemek istediğimi şöyle ifade edeyim. 1930 yılından beri bu ülkede yerel seçimler yapılıyor. Demek ki 94 yıldır yerel seçimler yapılıyor. Yeni bir şey yok. Belediye başkanı seçeceğiz, belediye meclis üyeleri seçeceğiz, muhtarları seçeceğiz. Aşağı yukarı 100 yıldır yaptığımız gibi. Ama bu seçimin bir başka özelliği var. Bu seçim yalnızca bir yerel yönetim seçimi değil. Bu seçim aynı zamanda otoriterleşmenin daha da ileriye gideceği bir dönemin kapanıp kapanmayacağına ilişkin de, yani rejime ilişkin de bir güven oylamasına dönüşüyor. Evet. Belki de dönüştü. Evet. Sayın Günaydın. Evet. Dolayısıyla Türkiye'nin 81 ilinde seçim çevrelerinde oy kullanacak yurttaşlarımızın bu meselenin bir belediye başkanı seçiminden ibaret olmadığını fark etmesi gerekir. Belediye başkanınıza kızabilirsiniz, geleni beğenebilirsiniz, beğenmeyebilirsiniz. Ama devamında şunu düşünmelisiniz. Türkiye'de demokrasi yaşamak zorundadır ve demokrasi ekmek ve su kadar gereklidir. Etrafımızda demokratik ülkeler yok mu? Rusya var mesela, değil mi? Son derece demokratik bir ülke. Daha 15 gün evvel seçim yapıldı. Putin %87 ile kazandı. Evet. Bir sürü de muhalif parti var. %1, %0.5 oy alan, ona yakın muhalif tırnak içinde parti var. Azerbaycan da var, bir başka demokratik parti. Orada da Aliyev o kadar iyi çalışıyor ki kendisine ilişkin oy verenlerin oranını arttırmaya devam ediyor. %93 ile seçildi. Yani %7 civarında bir muhalif orada oy vermemeye devam ediyor. Türkiye bu yol ayrımında işte. Yani Türkiye bir rekabetçi otoriter rejimin dibine mi yuvarlanacak, yoksa gerçekten demokrasiye ve onun teorisine geri dönecek bir yolu açabilecek mi? Bu seçimin buna ilişkin bir seçim olduğunu asla unutmamak gerekiyor. Birinci söyleyeceğim bu. İki de şu. Türkiye'de 30 il büyükşehirle yönetiliyor Tuncay Bey. Geriye kalan demek ki 51 ilde il genel meclisini seçiyoruz biz. Köyler varlığını devam ettiriyor. Ama 30 ilde büyükşehir belediye meclisleri ve ilçe belediye meclisleri son derece önemli. Biz demek ki belediye başkanlığı seçerken belediye başkanının meclisiyle beraber karar alabilme gücüne sahip olmasını da gözetmek zorundayız. Birini seçtiniz ama belediye meclisinde ona o çoğunluğu vermediniz. Peki onun hesabını nasıl soracaksınız ondan?
Ya sana oy verdik, bunu yapmadın diyeceksiniz. O da diyecek ki ya tamam, bana oy verdiniz de valla belediye meclisinden bu kararları çıkartamadım. Bu tartışmaları bitirmek lazım. Dolayısıyla yurttaşlarımızın belediye başkanı, büyükşehir belediye başkanı, ilçe belediye başkanı ve ilçe belediye meclisinden ibaret bu oylamaların tamamında yerelde alacağı hizmeti düşünerek kendisine vaat edilen projelerin yapılabilmesine yönelik bir güç aktarma mekanizmasını mutlaka düşünmeleri lazım. Son olarak da şunu ifade edeyim. Evet, bugün çarşamba günü ve pazar günü sandıklara gideceğiz. Sandıklar kimi yerde 17'de, kimi yerde 18'de kapanacak. Elimizde uzun bir pusula olacak. Evet. Bu pusulaları bir kere dikkatle doldurmamız lazım. İyi katlamamız lazım. Geçersiz oy kullanmamaya dikkat etmemiz lazım. Daha doğrusu oylarımızın geçersiz sayılmaması için dikkat etmemiz lazım. Sandık başına mutlaka gelmeliyiz. Biz %85, %88 aralığında bir katılımın beklendiğine ilişkin verileri alıyoruz. Ama bu keşke %90 olsa. Çünkü Türkiye'nin geleceğinin oylanacağı bir seçime yurttaşlarımızın daha fazla ilgi göstermesini bekleriz. Gencinden yaşlısına, umudu olan, kızgınlığı olan kim varsa sandığa gelsin, oyunu kullansın. Kızgınlığı biraz olan da var Sayın Günaydın. Ya şöyle ifade edeyim. Ne diyeceksiniz? Uzunca bir zamandır. Yani sandığa gidersem elim kırılsın diyenlere ne diyeceksiniz o seçim gecesinden sonra? Bakın, oy verdim elim kırılsın lafının artık geçmişte kalması lazım. Oy verdin kardeşim. Oy verdiğinin sonuçlarını da gördün. Artık bize yeniden elim kırılsaydı muhabbetini yapma. Ne yap? Geçmişteki deneyimini iyi değerlendir ve geleceğine nasıl bir dönemle bakmak istiyorsun bunu gör. Küçük bir örnek vereceğim. İki ayrı yaş kesiminden. Bir, gençler. İki, görece daha yaşını almış arkadaşlarımız, yurttaşlarımız. Bakın, biz burada hepimiz benzer yaşlarda olan insanlarız. Ben hep söylüyorum, kısaca kendimden çok kısaca bahsedeyim. Ben devlet memuru bir baba ve ev hanımı bir annenin oğluyum. Üç çocuk aynı anda üniversitede okuduk. Çünkü devlet üçümüze beraber yurt verdi, şimdi veremiyor. Evet. Üçümüze beraber kredi verdi, şimdi veremiyor. Sonra o kredileri ödedik. Ben üniversiteyi bitirdim. Toprak Mahsulleri Ofisi sınav açmıştı. Girdim, kazandım. Kazandığıma göre torpil yoktu. Sonra yalnızca bir yıl içerisinde 10 yaşında bir araba aldım. Ve yalnızca 5 yıl içerisinde krediyle bir ev alabildim. Evet, bir ziraat mühendisi olarak. İmkanı yok şu anda. 5 yılda bir evim oldu, bir kredi, bir arabam evet. Oldu. Şimdi ne diyorlar biliyor musunuz? Şimdi yeni evlenenlere 150 bin lira kredi vereceğiz diye reklam filmi çekmişler. Kanun çıkarttılar, reklam filmi çekiyorlar. 150 bin lirayla bir düğün salonu tutamazsınız. Dalga mı geçiyorsunuz bizimle? Yani gençlerin hayalini çaldınız, geleceğini çaldınız. Her yerde torpil var. Üniversite sınavında sorular çalınıyor. Kamuya ya da özel sektöre girerken torpil işliyor. Ve ondan sonra bu hayat pahalılığını, bu enflasyonu öyle bir noktaya getirdiniz ki bunlar doğal afet değil. Yönetim sorunları, insanlar elindekini muhafaza edemez hale geldiler. Araba almak bir zengin işi haline geldi. Evet. Ya arabayı aldın, bir depo dolduruyorsun 2000 lira. Evet. Anlatabiliyor muyum? Arabayı alıp kullanamıyorsun. Aynen kullanamıyorsun. Demek ki gençlerin bizim 20 yılda çalınan geleceğimize ilişkin bir hesapları var. Evet. Sandığa girdiklerinde o hesabı akıllarında tutmaları lazım. İki, yani çalışıyorsunuz 30 yıl, emekli oluyorsunuz. Hani klasik bir laf var. Norveç'te adam emekli oluyor, dünyayı dolaşıyor. Emekliler önemli. Reklama gidip devam edelim mi? Çünkü pekala. Tabii sevgili seyirciler, 3 dakika reklam arası vermem lazım.